Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şunu belirtmekte fayda var. Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri tüm hızıyla sürüyor. Ve Fenerbahçe'miz bugün sezonun ilk hazırlık maçında 2022-23 sezonu hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdürüyor Fenerbahçe. Ve sezonun ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya şampiyonu FC Şukupi ile karşılaşacak. Müsabaka Fenerbahçe YouTube Katıl'dan paylaşılacak arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin YouTube kanalından 15 TL aylık ücret karşılığında saat 18'de izleyebileceksiniz. Samandıra Can Bartu tesislerinde oynanacak müsabakada Jesus'un hemen hemen bütün futbolcularımıza şans vermesi bekleniliyor. Onu söyledik arkadaşlar. Şimdi aslında ben bu videoya nasıl bir başlık koyacağım konusunda kararsızdım. Az önce bir karara vardım. Diyeceğim ki hani hoş geldin Abdülkerim. Kim gidecek diye. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Kim Min-ji'de mutlu son yakın diye bir haberimiz var. Yani kimin gideceğini merak ediyorsunuz ya. O yüzden söyleyeyim dedim. Şimdi herkesin beklediği konu şu. Kim Min-ji'nin akıbeti ne olacak? Gidecek mi? Kalacak mı? Kalacaksa ne kadar kalacak? Gidecekse ne zaman gidecek? Önce şunu belirteyim. Mustafa Hoca inebildi ile başlayan duyumlar ya da haberler bazılarının gerçekten zoruna gidiyor. Kanına dokunuyor. Gerçi çok dokunmasına gerek yok yani. Vicdan sahibi herkes der ki, olan adam diyordu Salı Çarşamba gelir diye. Yani neyse. Şimdi Jesus'un, Jorge Jesus'un Kim Min-ji ile görüştü. Onu bir yıllığına kalması konusunda ikna etti. Hatta daha Türkiye'ye gelmeden konuştu ve ikna ettiği iddiaları var. 67 yaşındaki teknik direktör kimle yaptığı konuşmada kendisini çok beğendiğini, sisteminde özel bir yere ait olduğunu, mutlaka çalışmak istediğini iletti diyor haberde. Tabii bir de Dünya Kupası faktörü var. 24 yaşındaki futbolcu da zaten tanıdığı ünlü hocadan duyduğu bu övgülerle hani bu şekilde ilgili yaklaşma sonrasında olumlu yönde etkilendi. Ortak paydada buluştular ve 21 Kasım'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası bunda etkili oldu. Hem Jesus hem Kim Katar'daki dev turnuvaya Fenerbahçe'den gitmesinin kariyeri açısından daha doğru olacağını görüştüler. Kimin özellikle Dünya Kupası'nı atlattıktan sonra da hani kariyerine daha rahat yön vereceği ifade edildi. Tabii kulüp menfaatleri düşünülüyor. Hani reddedilemeyecek astronomik bir teklif gelirse ya da serbest kalma maddesi varmış. Öyle söylüyor duyumcular. O ödenirse gidecek diyor. Jesus sakatlığını sordu diyor. Muhtemelen ilk başlarda daha şeyde gelmeden hani bireysel programı uyguladığı öğrendi. Analizleri, raporları hazır. Hani geçen sezon Fenerbahçe'nin maçlarına göre bir analiz rapor düzenledi. Güney Koreli savunmacının performansının hani Jesus'a iletildi diyor detaylarıyla diye burada belirtiliyor. Şimdi başkanla da görüşecek diyor. Ya arkadaşlar haberi uzattıkça uzatmışlar. İşin net tarafı şu arkadaşlar. İşin %100'lük tarafı şu. Kim Min-ji Fenerbahçe'de devam edecek. Ancak birkaç şart gerçekleşmez ise. Nedir o şart? Astronomik bir teklif gelirse. Yani Fenerbahçe menfaatlerine uygun. Kim Min-ji için sıçrayış yapabileceği. O teklif gelirse gider. İkincisi, serbest kalma bedeli varmış. Eğer böyle bir bedel varsa, işte 23 milyon euro diyor. Belki de Fenerbahçe 23'ten aşağı pazarlığa oturmayacağım dediği için böyle bir maddi yalanı, şey, madde var diye düşünüyorum. Bu varsa gidebilecek. Üçüncüsü de Avrupa'nın dev kulüplerinden. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, elin Korelisi Avrupa'nın dev kulübüne niye gitsin? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Güney Kore bir pazar. Yani Güney Kore öyle bir pazar ki
Avrupa'nın dev kulüpleri bu pazardan futbolcu aldığı zaman ekonomik olarak da rahatlıyor. Hani bir Kim Min-jae'yi Manchester United'ın alması, bir Real Madrid'in alması Kim Min-jae'ye de sponsorluk anlamında da çok kapılar açacaktır diye düşünüyorum. Siz de muhtemelen aynı şeyi düşünüyorsunuz. Umarım anlatabildim. Hocam o zaman kim gitmeyecek? Başlıkta kim gidecek diyordun. Evet, kim gidecek diye soruyorum arkadaşlar. Her kim dediğim zaman Kim Min-jae'yi mi kastedeceğim? Atilla Szalai yeniden Avrupa'nın gözdesi. Fenerbahçe'mizin Macar stoperi Atilla Szalai milli maçlarda gösterdiği performansla yeniden Avrupa Lig devlerinin listesine girmeyi başardı diye habere girişi yapmışlar. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar Vedat Muriç ile ilgili de demiştim. Adam hani Avrupa takımları ya Avrupa maçlarında ya milli maçlarda ya da uluslararası arenadaki farklı türdeki maçlarda gözlemliyor diye. Atilla Szalai'nin de özellikle milli takımda gösterdiği performansı takdire şayandı. İngiltere ile özellikle ve Szalai'ye Napoli'nin ve Newcastle United'ın talip olduğu iddiaları var. Newcastle United Lille'den Sven Botman'ı Milan'a kaptırınca İbre'yi yeniden Szalai'ye çevirdi. Macar Van Dijk olarak lanse edilen 24 yaşındaki futbolcu için İngilizler Fenerbahçe'nin kapısını çalacak diyor. İtalyan basınındaki haberlere göre de Napoli'de Koulibaly'nin yerine Salah ile doldurmayı planlıyor. Ve ne olacak diyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben Mustafa Hoca inebildi dediğim zaman birilerinin gerçekten zoruna gidiyor ama gerçekten bak tekrar tekrar söylüyorum. 12-13 milyon euro ve üzeri ücrete Atilla Szalai Fenerbahçe'nin topçusu olamaz. Yok karışık oldum. 12 ya da 13 milyon euro ya da daha üstü bir teklif gelirse Fenerbahçe'nin Atilla Szalai diye bir futbolcusu kalamaz. Yani sizin de anlayacağınız üzere 12-13 milyon euroya Atilla Szalai yolcu. Fenerbahçe'ye transfer önerisi diyor arkadaşlar. Bir de İskoç basınından bir iddia gelmiş. Transfer iddiası. Bakın oyuncuyu normalde ben transfer marketini açar incelerim bilirsiniz. Ama bu sefer incelemeyeceğim. İskoç basını iddia. Daily Record gazetesi. Celtic'in 29 yaşındaki Fransız stoperi Christopher Julien'in sarı lacivertlere önerildiğini öne sürdü. Şimdi bakın. Bize belki günde 10 tane futbolcu öneriliyor. Ben bunu yalanlamam. Hani savunma hattına değişikliğe gitmeyi düşünen Türk ekibinde Julien teklifi yapıldı. Fenerbahçe ise henüz cevap vermedi denilmiş. Piyasa değeri 1,5 milyon euro, 1,96 boyundaki stoper 5,5 milyon euro civarında. Şimdi benim tahminime göre Jesus'la savunma önde kurulacak. Yani Fenerbahçe savunmayı önde kuracak. Haliyle önde kurulan savunmada geriye dönüşlerde rahatlamamız için, geriye dönüşlerde sıkıntı yaşamamamız için bize hızlı stoper lazım. Yani hızlı stoperler lazım. Yani 1,96 boyundaki bir futbolcunun da yeterince hızlı olacağını düşünmüyorum. Daha bakmadan direkt olarak yalanlıyorum. Haberiniz olsun. Ama sözümün de arkasındayım yani. Fenerbahçe'ye belki günde 10 tane futbolcu öneriliyor. Bu sözümün de arkasındayım. Peki hocam, kim olacak stoperimiz? Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Fenerbahçemize. Alın size kapı açıklaması. Ver kapı. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçemize hayırlı uğurlu olsun. Yani herhangi bir hata yapmazsak, yani çok çok büyük bir hata yapmazsak, son anda vazgeçmezsek, ne bileyim eltisinin, görümcesinin, kayınvalidesinin, bibisinin torunu hoşumuza gitmeyen şeyde bir insan falan çıkmadığı müddetçe Abdülkerim Bardakçı hayırlı uğurlu olsun. Hocam bu transferi çok mu istiyorduk? Açıkçası çok da istemiyorduk. Yani Beşiktaş çok istiyordu. Beşiktaşlıların Twitter'da bir tane sayfası var. Yani o sayfayı da takip edeceğim artık. Kimi Beşiktaş'a yazarlarsa Fenerbahçe'ye geliyor. Ya da başka takıma gidiyor. Müthiş. Yani Beşiktaş'ta duyumcular gerçekten müthiş. Öyle
kısaltmalar falan yapıyorlar. Füe, küe, a, m, işte bilmem k falan bilmem. Değişik isimleri var onların, Beşiktaş'ta duyumcuların. Tabii onlar da kendi çapında bilgi veriyorlar ama yani şu oyuncu Beşiktaş'ta, hayırlı olsun, hoş geldin Abdülkerim yazıp da Fener'e gidiyor diye küfürler, hakaretler de bir tuhaf oluyor. Neyse, biz işimize bakalım. Bizi Beşiktaş, Galatasaray çok fazla ilgilendirmez. Bizi Fenerbahçe ilgilendiriyor. Şimdi öncelikle 3 takım da teklif yaptı. Biliyorsunuz Galatasaray'ın da harcama limitleri çok çok iyi çıkarıldı. Yani ve Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı. Futbolcuyla da her konuda anlaşmaya vardı. Bakın, son dakika olarak vereyim. Fenerbahçe hem Abdülkerim Bardakçı ile hem de kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı arkadaşlar, her konuda. Tabii bir kez daha yineliyorum, tekrar ediyorum. Fenerbahçe vazgeçmediği müddetçe, çok 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 absürt olaylar yaşanmadığı müddetçe, hani Fenerbahçe şu kadar vermiş, biz onun 4 katını veriyoruz falan filan deyip de Konyaspor'un birileri aklını karıştırmadığı müddetçe bu transfer hayırlı uğurlu olsun. Fakat burada bir ayrıntı var. Abdülkerim Bardakçı kaça geldi? Değil mi? Şimdi aslında telif diye bir şey olmayacak. Burada arkaya komik bir ses tonu verip bütün muhabirlerin duyumlarını vermek lazımdı. Mesela bir arkadaşımız Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı için yaptığı teklifler bonuslarla birlikte 3 milyon euro seviyesine çıktı. Yani 3 milyon euro civarına çıkmış arkadaşlar. 2,9 misal. Aynı kişi saatler sonra Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a 3 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ödeyecek yazdın. Aynı kişi. Bakın, 3 milyon euro seviyesine çıkan Fenerbahçe'nin 3,3'e anlaştığını, 3,3 ödeyeceğini söyledi. Yine duyum silsilesi. Bugün teklifini yükselten Fenerbahçe transferi bitirdi. Kulüpler Birliği toplantısından sonra başkanlar Ali Koç ve Fatih Özgökçen el sıkıştı. El sıkıştı. Yani Kulüpler Birliği toplantısından sonra da başkanlarıyla el sıkışmışız. El sıkışınca hemen transfer bitmiş arkadaşlar. Başka bir yer. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Abdülkerim'e karşılık Konyaspor'a takasta bir oyuncu verecek. Yani anladığım kadarıyla sadece takas yoluyla bu transfer bitirildi gösteriyor. Ben öyle anladım. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de yazmış yine bir başka bir duyumcu. Biz buralarda ne anlıyoruz arkadaşlar? Herkes bilmiş demek ki. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın olası transferini herkes bilmiş. Kimisi takas yolu diyor, kimisi kusura bakmayın bütün üçlere falan dörtlere basıyor ki hani illaki biri denk gelecek diye vesaire. En doğruya yakın açıklamayı ise DHA yapmış arkadaşlar. Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı'nın transferi konusunda Konyaspor ile anlaşma sağladı. Konyaspor'a 2,6 milyon euro peşin ödeme yapılacak demiş. 2,6 milyon euro. Bugün çarşamba, Fenerbahçe'nin maçı var. Yarın perşembe. Yarın muhtemelen Abdülkerim belki olmaz ama menajeri, temsilcisi, Konya yöneticileriyle yarın resmi imza atılır. Resmi imza atılana kadar arkadaşlar hiçbir futbolcu tam olarak transfer olmamıştır. Çünkü her an her şey olabiliyor. Bazen eltisinin görümcesi telefonla arıyor, diyor ki hoş ocakta yemeğini unuttun diyor. Transfer iptal olabiliyor. O yüzden durum bu. Hocam bak, benim zoruma ne gidiyor biliyor musun diyor. Ne gidiyor? 1,5 milyon euroya Crespo aldık. 2,2'ye Salah'ı aldık. 3 milyon euroya da Kim Min-ji aldık. 28 yaşında sadece bir sezon parlamış Abdülkerim'e 3 milyon euro vermek transfer başarısızlığıdır.
Yani bu transfer başarısızlığıdır. Yönetime nasıl destek vereyim? Diyor. Kimisi de diyor ki işte hocam diyor aciliyeti olan bölge bu muydu? Jesus eğer Fenerbahçe'yi izlemiş olsaydı direkt forvet isterdi şöyle böyle falan filan. Peki ben de size bir şey sorayım. Hani aptala sorar gibi soracağım arkadaşlar. Herkes üstüne alınmasın. Özellikle aptal arkadaşlarımız cevap verirse sevinirim. 14 tane yabancın olması lazım. Bak 14. Yani 14. 14'ün sadece 8 tanesi sahada olacak. Sadece 8 tanesi. İsterse kadronda Rudiger, işte Neymar, Mbappe falan olsun 8 tanesi o kadronda olacak. 11'de oynayacak. 6 tanesi yedekte kalacak. 14. İstesen dahi 14'ünü aynı anda oynatamayacaksın. Bu da bir gerçek. Şimdi düz mantık güdüyorum. Fenerbahçe'de şu anda A klas oynayan ya da işte satılsa taraftarın çoğunun üzüleceği ya da sözleşmesi feshedilse taraftarın çoğunun tesisleri basacağı oyuncular diyeyim. Mesela şu anda saydığım oyuncuların sözleşmesi feshedilse taraftar tesisleri basar. Demek ki önemli isimler. Osayi, Kimminji, Atilla Sanayi, 3, Crespo, 4, Rossi, 5. Hocam ya onu kimse istemez. Ben saçmalamayın. 5 tane isim saydım. 5. Zayt'sı sayayım hadi. 6 çünkü performansı üst seviyede en azından para kazandırabilecek durumda. 6. Bruma ile Lincoln de yeni geldi. 8. Al sana 8 tane oyuncu. Al sana 8 tane oyuncu. 8 de ilk 11 oynasa herhangi bir itirazınız olur mu? Şimdi bak. Devam edeyim. Bak devam edeyim. Novak feshedilse sevinirsiniz. 1. Gustavo feshedilse sevinirsiniz. 2. Lemos 3. Max Meyer 4. Sevinirsiniz. 8 4 daha 12. Şimdi yine bakıyorum. Mesela Tisserand. Ya bir iki bir şey kazanalım dersiniz. 1. Gustavo hocam hiç değilse feshedelim. Kazanalım dersiniz. 2. Pelkas hocam 3-5 bir şey kazanalım. 3. Berisha hocam 3-5 bir şey kazanalım. 4. Bak 16 yaptı. Yani demek istediğim o ki arkadaşlar alacağın oyuncuların hepsi A kalite asla olamaz. Olur diyen varsa dünyanın en büyük sahtekarıdır. Bunu bir Real Madrid seviyesine çıktığımız zaman belki yaparız da şimdi zor. İkincisi senin Abdülkerim'i 3'e hani 3 dedikleri için söylüyorum. Alman başarısızlık değil. Senin Crespo'yu 1,5'e Alman başarı. Senin Salah'yı 2,2'ye Alman başarı. Senin Kim Minji'yi 3'e Alman başarı. Sen Osayi'yi 520 bin euroya sözleşmesini feshederek aldın. Bu başarı. Sen Ferdi Kadıoğlu'nu 1,5'e aldın. Bugün 16 milyon euro verecek takım var. Bu başarı. Sen Altay'ı 1,5'e aldın. Ersun Yanal'ın ne komisyonculuğu kaldı ne bilmem neciliği kaldı. Bu başarı. Anlatabiliyor muyum? Yani senin Abdülkerim'i 3'e Alman başarısızlık değil. Bunları Alman başarı. Piyasa böyle. Kaça alacaksın peki? Hocam 3'ü almayalım da 2,9'u alalım. O zaman başarı olur. Diyecek kadar da aptal yok herhalde aranızda değil mi? Yani 3 milyon euro fazla ama 2,9 çok değil diye. Ben de başka bir şey söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı'yı 2 milyon euronun altına artı bir tane de çöpten kurtulmak yani bir tane çöpten kurtulup 2 milyon euronun altında da bir paraya aldıysak başarı mıdır? Bakın bir tane çöp. Mesela atıyorum Lemos. Lemos'u bonservisiyle Konyaspor'a vereceksin. Artı 1,6 milyon euro vereceksin Abdülkerim Bardakçı için. Başarı mıdır? Beğenin arkadaşlar. Başarıysa beğenin. Bakayım kaç kişiye göre başarı. Videoyu beğenin arkadaşlar. Aşağıda beğen butonu var. Kaç kişiye göre başarı? Rahatlıkla söylüyorum en az 600 tane beğeni gelecek. Eğer 600 tane beğeni gelmiyorsa arkadaşlar siz Fenerbahçeliliğinizi bir sorgulayın. Daha ne olacak diye bir sorgulayın. Yani daha ne olacak diye. Yani utanmasanız hocam biz Neymar alalım. Senelik 3,5 milyon euro yıllık ücret fazla. Bonservisini de işte bonservis bedeli de 3,5 milyon euro falan olsun. Ne öyle yani biz Kim Minji'yi 3'e almışken Neymar'a kaç verecektik falan diyorsanız siz Fenerbahçeli değilsiniz. Akıl sağlığınız da gerçekten yerinde değildir. Açık ve net söylüyorum. Türk kuralı var. İlk 11'inde
Ve maç devam ederken en az 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Altay'ı kilitledin bir. Eğer Abdülkerim'i alırsan Serdar ya da Abdülkerim'e arkalı önünü oynatırsın. 2. Üçüncü ismi bulmak kolay. Ya Ferdi'yi oynatırsın ya İrfan'ı oynatırsın. Bak üçüncü ismi bulmak çok kolay. İki taneyi bulduktan sonra üçüncüyü bulmak çok kolay. Hatta daha da abartayım. Ferdi Çağatay. Almıyorum ulan oraya sol bek derse sezon boyunca hayırlı uğurlu olsun. Üç tane Türk'ün hazır. Geri kalanı döşe yabancıyla. Döşe yabancıyla. Anladınız mı? Şimdi hocam Abdülkerim'in tarzı nasıl? Yani yorumun nedir? Ya Abdülkerim gördüğüm kadarıyla yani topla iyi çıkıyor. Top sürme özelliği iyi. Hava toplarında iyi. Savunmada hani Kim Min-ji tarzında müdahaleleri var. Hücumda da gol bakımından aktif. Yani Serdar Aziz'in aslına bakarsanız bir tık gelişmiş hali gibi. Ama zaafı pozisyon bilgisinde yeterince iyi değil. Hız konusunda yani topu sürme konusunda iyi ama geriye dönüşlerde çok çok aşırı hızlı değil. Kim Min-ji kadar hızlı değil arkadaşlar. Ben bunu söyleyebilirim kısaca. Son 4 sezon hani diyorsunuz ya sadece bir sezonluk. Bir sezonluk değil son 4 sezonda 30 ve üstü maça çıkmış. Skora da katkı vermiş. Sol stoper arkadaşlar. Sol ayaklı sol stoper. Sağ ayağında kullanabilen stoper. Yani sol stoper arkadaşlar. Ve Türk. Yani Türk stop. Bu arada hocam hadi kulüp dersek 3,5 milyon euro verdik. Ne diyeceksin? Kulüp isterse 7 milyon euro verdik desin. Ben duyumumun arkasındayım. 2 milyon euronun altında bir para artı bir takas olur. Kulüp der ki 3,5'a verdik. 2 gün sonra bir bakarsınız işte bir Mauricio Lemos attı futbolcumuz 1,6 milyon euroya Konyaspor'a gitti diye. Sonra bana diyecek misiniz ya da Konyaspor'a bonservisiyle gitti diye denilecek. Açıklama yapılmayacak hani 3,5'un altına açıklamaya gerek yok. Sonra diyecek misiniz hocam özür dileriz diye. Demeyeceksiniz. Birçok kişinin sözü var. Neredeyse Kur'an'a el basmışlıkları var. Şu gelirse aboneyim, şu gelirse üyeyim diye. Çarpılmadan önce inşallah sözünüzü tutarsınız. Dediğim gibi Abdülkerim tarz olarak golcü. Geç parlayan bir oyuncu. Hocam Egemen Korkmaz'a çok benzetiyorum. Ya bir şeylere benzetmeseniz olmaz. Yani inşallah bizleri yanıltmaz arkadaşlar. Son olarak baktığımız zaman Fenerbahçe'nin şu andaki gündemi de dahil, aldıkları da dahil bir skala çizecek olursak. Bakın Fenerbahçe için bir skala çizecek olursak. Yani Fenerbahçe için bir ilk 11 şemalandıracak olursak. Türk futbolculardan kurulu, milli olan ya da olabilen Türk futbolculardan kurulu bir 11 kuracak olursak. Bakın Altay Bayındır kaleci. 1. Sağ bekte Ferdi de oynar, Nazım da oynar. Hocam Nazım iyi değil. Ya sonuç olarak oynadı mı sen de oynadım. Nazım 2. Serdar Aziz, Abdülkerim. Sol beke de Ferdi Kadıoğlu'nu koy. Bak. Merkez orta saha Mert Hakan, İrfan Can, Arda Güler. Bak 4-3. Sağ kanada hani Emre Mor konuşulduğu için söylüyorum. Alınabilirse Emre Mor. Alınamazsa Arda Okan. Sol kanada Muhammed Gümüşkaya. Forvete Serdar Dursun. Baktığın zaman arkadaşlar bakın. Benim bir tezim vardır. Hep aynı şeyi söylerim. Bazen de itici gelmeye başlar. Derim ki Fenerbahçe'nin ilk 11'ini koyduğun zaman oyuncuları tek tek değerlendireceksin. Misal kaleci. Türkiye'de ilk 3'e girer mi? Girer. İşte sağ bek girer mi? Girer. Sol bek girer mi? Yani 11 tane futbolcuyu sayacaksın. En az 8-9 tanesi Türkiye'deki ilk 3'e girmesi lazım. Hatta bu ilk 3'e girenler içerisinde en az 4-5 tanesi belki de mevkisinin en iyisi olması lazım. Şimdi Trabzonlulara göre Uğurcan, Fenerbahçelilere göre Altay. O çok mühim değil ama bir tane sokmuş oldun. Kim Min-ji bence Türkiye'nin en iyi stoperi. 2. Osayi şu anki performansına bence Türkiye'nin en iyi sağ beki. 3. Crespo en iyi bence ön liberosu. 4. Geri kalan. İşte biz niye mesela Ferdi Kadıoğlu sol bekte gerçekten çok çok iyi. Ha, Türk milli takımına seçilecek kadar iyi. Hadi onu da saysan. Zaten şeyi doldurdum kontenjanı. Rossi Fenerbahçe taraftarının çöpleme hastalığı olmasa şöyle gerçekten
at gözlüğünü çıkarıp baksalar diyecekler ki hocam gol katkısı, asist katkısı çok yani, bunu Galatasaray Beşiktaş falan almış olsaydı biz yere göğe sığdıramazdık deseler anlayacaklar. Bu Roma, Lincoln izleyeceğiz. Hani izlemeden bir şey söyleyemeyiz. Yani baktığınız zaman arkadaşlar Fenerbahçe kadrosunun Milli Bahçe olmak üzere olduğu da ortada. Ama hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı inşallah Fenerbahçe'mize hayırlı uğurlu olsun. Ben şu saçma sapan kıyaslamaları sevmiyorum. İşte hocam aynı Egemen Korkmaz. Hocam şuna benziyor. Yeni Lugano. Aynen. Lemos için de şu an Süper Lig'de bir takımın teknik direktörü olan kişi. Ben kefilim. Yeni Lugano demiştim. Ama kefil olduğu futbolcuyu şu anki takımına almıyor. O da beni çok üzüyor. Stoper demişken onu da söyleyeyim. Ben arkadaşlar size bir ay önce dediğim şeyi tekrar ediyorum. Atilla Szalai'nin gitme ihtimali Kim Min-ji'den yüksek. Ki ben Atilla Szalai'nin geleceğini göremiyorum. Bir. İkincisi Tisserand. Üçe beşe bakmadan ne teklif gelirse gelsin satılabilecek türde bir isim. Teklif gelirse düşünülebilir. Bu arada niye Szalai'nin gitmesi muhtemel? Ya 12-13 milyon euro. Bu sene kalacak olsa yedek stoper. Mesela Kim Min-ji, Szalai'yi yedeklere Abdülkerim'le Serdar Aziz desen, bak Abdülkerim'le Serdar Aziz desen, emin olun birçok maçta bunları bozmak zorunda kalacaksın. Yani biri Türk olsun da işte 3 Türk kuralı olsun da şöyle böyle diyeceksin. Sürekli bozulan bir stoper hattı mantıklı değil. Mesela Kim Min-ji, Abdülkerim. Stoper hattımız bu kardeşim. Bitti. Diyorsan burada Abdülkerim'i yedekleyecek ismin Salah'ı olmaması lazım. Hazır para ediyorken de satılması lazım. Abdülkerim'i kim yedekler? Emir Ortakay'a yedekler. Niye yedeklemesin? Ya da oraya bir Salah'ı daha alırsın 1-1,5 milyon euroya. Yedekte tutarsın. Değil mi mantıklı olarak? O yüzden ben Tisserand'ın da Lemos'un da Salah'ın da geleceğini görmüyorum. Bu üç isimden en az iki tanesi %100 gider diye düşünüyorum. Özellikle Salah için de en azından kulübe para kazandırır. Hani çok iyimser bir tablo çizsene hocam. Bize çok böyle ütopik olmasın ama iyimser bir tablo. Salah'ı 13 artı 2, hani opsiyonlarla 13 artı 2. Tisserand da 2,5'a satılırsa 14,5 milyon euro Fenerbahçe kasasına keş para girmiş olur. Tisserand'ın yıllık ücreti 1,8 diye biliyorum. Salah'ın yıllık ücreti 750 bin euro diye biliyorum. Yaklaşık 2,5 da buradan eklenir. Hani 13-15,5 dedik. 17,5, 18 milyon euro artı 2 milyon euro da opsiyon. 20 milyon euroluk hareket alanı açılmış olur. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Bir beğeni çok görmezseniz de sevinirim. Allah'a emanet olun.